bu haftanın en şey kelimesi optimumdu. Merkez Bankası Başkanı da 7 kere falan optimum dedi. Rusya Devlet Başkanı da optimumun peşinde. Yani o kısıtları içerisindeki en iyi bulmaya çalışıyor. Onun başını çok sıkıntıya sokmuş bir isim vardı. Prigozhin. Bu Wagner'in başı. Bir aydır nerede olduğu tartışma konusuydu Prigozhin'in. Rusya Devlet Başkanı'nın burnunun dibinde çıktı. İsyan etti, anlaştı, ülkeden ayrıldı ama yine Putin'in yanı başında olduğu ortaya çıktı. Dünya bir kez daha Wagner lideri Prigozhin'i konuşuyor. Burası Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir konferans salonu. Kürsüdeki isim dünyanın en önemli liderlerinden Vladimir Putin. Rusya-Afrika zirvesinin açılış konuşmasını yapıyor. Salonda Afrika liderleri, diplomatlar, gazeteciler, iş insanları dinliyor. Bu konuşmadan saatler sonra dünya aynı binada çok sürpriz bir ismin de olduğunu öğrendi. Geçen ay isyan edip kendisine bağlı birliklerle Moskova'nın kapısına dayanan Wagner lideri Alexander Prigozhin. Rus komutan 24 Haziran'da isyan etti. Tankları Moskova'ya yürüdü. Son anda Belarus lideri Lukashenko'nun arabuluculuğunda Putin'le anlaştı ve geri çekildi. Anlaşmaya göre Wagner ve paralı askerleri Belarus'a gidecekti. Birlikler gitti. Hatta Belarus ordusuna eğitim verdikleri, kısa süre içerisinde Ukrayna'ya dönebilecekleri iddia edildi. Prigozhin'in de farklı yerlerde görüntüleri paylaşıldı ama en sürprizi en sonda geldi. İsyancı lider Putin'in konuştuğu Trajan Otel'de ortaya çıktı. Orta Afrika Cumhuriyeti Rusya Kültür Evi Başkanı Dmitry Siti Prigozhin'le fotoğrafını paylaştı. Otel Prigozhin ailesine ait. Wagner liderinin orada bulunması şaşırtıcı değil ama Putin'in katıldığı zirvede olması şaşkınlık yarattı. Fotoğraf neden paylaşıldı? Putin'le Prigozhin bir araya geldi mi? Wagner lideri geri mi dönüyor? Soru çok. Dünya merakla yanıt bekliyor. Gördüğünüz gibi Rusya'da da böyle bir gelişme var. Umurlarında değil dedik. Umurlarında değil diyorsunuz. Sizler de yazıyorsunuz. Hem sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da. Ben de buradan son söz sizde demiştim. O sözü veriyoruz her hafta burada yayına girdiğimizde hafta sonları. O söz sizde. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki, Bekir Bey, bizleri Akbelen'deki olaylarla meşgul eden iktidar kim bilir kapalı kapılar ardında neler yapıyor? Halk bunların umurunda değil diyor. Yine Faruk Bey diyor ki onların saldırtıldığı halk, yani Umur Talun'un yazısına atıfta bulunarak genç, köylü, kadın, çevreci, LGBT'yi ezilen, horlanan, aşağılanan kim varsa aslında birliktedir, müttefiktir diyor. Mesele bunun farkına işten tamamen geçmeden varmak sanırım diyor. Yine iyi insan Ramazan Bey, böyle şeyi uzun kullanıcı adı, görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcılarını bir yaptırım yapılmalı. Halka özür borçlular çünkü bilim dışı uygulamalarla